Arkadaşlar merhabalar, 9. sınıf akademi serisinde geldik üçgenler 4. videoya. Ne yapıyoruz? Üçgende açıları bu videoda bitiriyoruz. Üçgende açılar bir önceki video ve şimdiki video, yani toplamda 2 video yapıyor. Hatta bir önceki videoda, yani üçgenler 3'te ne demiştim? Demiştim ki videonun açıklama kısmındaki linke tıkla, oradan pdf'e ulaşırsın diye söylemiştim. Üçgende açı pdf'ine komple. Bu videonun da pdf'i orada. Hatta buraya da linki koyuyorum. Eğer sen üçgenler 3'te, yani üçgende açı 1 videosunda linki indirdiysen, yani pdf'i indirdiysen şimdi indirmene gerek yok. Ama indirmediysen soruları görmek için pdf'i indir, çıktısını al ve beraber çalışmaya başlayalım. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 13'te kalmıştık. Ne diyor bakalım örnek 13? Moda tasarımcısı Zeynep 2 farklı üçgen şeklindeki kumaş parçalarından elinden yeteri kadar bulunmaktadır. Bu arada Zeynep ismini çok severim. Kızım olsaydı harbiden Zeynep koyacaktım adını. 2 tane canavar var. Birisi Kerem, birisi Egehan. Egehan büyük olan bu arada. Neyse, devam edelim bakalım. Burada 2 tane kumaş parçası varmış. Şunlar birbirine eşit. Bu arada burası 110 ise 180'den 110 çıkart, artık alıştık. 70 hocam, 2'ye böl. 35 yaptı buraları. Sonra buradaki ikizkenardaki bu açıyı bilmiyorum. Evet, 2 kumaş parçasındaki şu açıları biliyorum, burayı bilmiyorum. Bu kumaşlardan 2 tanesi kullanarak farklı desenler elde etmiştir. Aşağıda elde ettiği bu desenlerden bir tanesi görülmektedir. Hocam burası neydi? Şunlar birbirine eşitti ve 110 derece. Bunlar da 35'er derece değil miydi? Evet. Sonra öbürü de ikizkenar üçgendi. Neresi? Şurası DEF. D tepe noktasıydı. D tepe noktası. Şununla da şu eşit mi? Eşit. Hocam burası 110 ise burası ne olacak? Şöyle bu desende AB'ye doğru salmış. O zaman 110 ise burası kaç yapar? 70 yapar. Hocam ikizkenar taban açısı birbirine eşit. 70 ise o zaman burası da 70 yapar. 70, 140'tan burayı kaç buluruz? 40 derece buluruz. Bizden ne isteniyor? ADE açısı isteniyor. Yani 40 artı 35 isteniyor. Cevap ne yaptı o zaman? 75 yaptı. Evet, örnek 13'ü 75 bulduk. Geldik örnek 14'e. Şekil 1'de özdeş 2 tane gönye verilmiştir. Bak, özdeş. Dikkat. Bu arada şuradaki açı 72 derece. Bu yöndeş açıdan dolayı burası da 72 derece yapar mı? Yapar. Niye? Şunu şöyle uzatırsın. Hocam yöndeşlikten dolayı burası 72. Bununla da bu yöndeşlikten dolayı burası da 72 yapıyor. Yani küçük kenarı gören o zaman 72 ise buraya da kaç derece kaldı? 18 derece kaldı. O zaman dik üçgende küçük kenarı gören 18 derece ise büyük kenarı gören nedir? 72 derecedir. Şimdi özdeş 2 tane gönye kullandık. Yalnız burada dikkat et. Özdeş 2 tane eş yapıyı kullandıysak eş yapıları kullanacağız. Yani kenarların eşit olmasını kullanacaksın. Açıların eşit olmasını kullanacaksın. Mesela burada hocam bu gönyenin kısa kenarı burası. Kısa kenarı gören kaç derece? 18. Öbürü 72. Burası kaç derece? 90 derece. Sonra burası da aynı şekilde 18, 90 ve 72'yi yazdık mı? Yazdık. Şurada bir üçgen oluşturmuş. Bu üçgende şu alfa kaç derecedir diye soruluyor. Hocam şurası 90 ya. Burayı bulursam orayı da bulurum bir şekilde. Şimdi ne yapacağız? Bak, eş yapıları kullandık. Eş yapılarda dediğime dikkat et. Eş yapılarda açıların eşit olmasını yaz. Kenarların da eşit olmasını yaz. Mesela şu kenarların eşit olması bir anlam var mı burada? Yok. Peki şu kenarların eşit olması bir anlam var mı burada? Yok. Peki 90'ın karşısındaki hipotenüslerin, yani şu kenarla burası da 90 derece, bu hipotenüsün eşit olmasının bir anlamı var mı? Var. Nasıl bir anlamı var? Hocam yan yana geldi burada. Yani bu bir ikizkenar üçgen oldu arkadaşım. Tepe açısı da kaç derece? 72. O zaman taban açılarını ben bulurum kafadan. Artık öğrendik. 180'den 72 çıkartıp 2'ye böldüğüm zaman taban açılarını bulurum. 180'den 72 çıkarsan 108, 2'ye bölsen 54. Taban açıları 54 derece yapacak. Burası da 54, burası da 54 yapacak. Yani burada 18 artı alfa eşittir 54 ise alfayı da buradan 54'ten 18 çıkartınca kaç buluruz? 36 derece olarak buluruz. Yani örnek 14 böylelikle 36 çıktı. Geldik örnek 15'e. ABC üçgeni biçimindeki renkli karton A köşesi etrafında saat yönünde 32 derece döndürüldüğünde. Dur. Bak şimdi. Kalem. Döndürdüğünde yine aynı kalem mi? Aynı kalem. Yani bu ne? Aynı kalemi kullanıyorum ben burada. Bunun aynı kalem olması ne anlama geliyor? Eş yapı anlamına geliyor. Bak, dediğime dikkat et. Bunlar özel durumlardır. Bunları ileride çok kullanacaksın. Şimdiden mantığını anla. ÖSYM de bunu çok sorar. Bizler de artık bunları çok kullanmaya başlıyoruz. Okuldaki sınavınızda da gelir. Mesela biraz önce ne yaptık? 2 eş yapıyı kullandık. Eş yapılarda ne yapıyoruz? Açılara dikkat ediyoruz. ve kenarların eşitlerine dikkat ediyoruz. Açılardan çıkmadıysa kenarların eşitliği bizim için önemli oluyor. Sonra mesela ne var? Döndürme. Kalem. Döndürdüğünde yine aynı kalem. Burada da döndürme sorularında da yine bir eş yapı var mı? Var. Önceki senin üçgenin şurası iken sen bu üçgeni döndürdün. Şurada üçgen oldu. Bu iki üçgen nedir? Eş üçgendir. Aynı üçgendir. Kenarların eşit olmasını ya da açıların eşit olmasını kullanacaksın burada. Tamam. Ya da ileride karşılaşacaksın. Katlama. Katlamada da üst üste bak. Mesela elimi üst üste katlıyorum. Aynı el değil mi bu? Açtığım zaman. Evet. Katlamada da bir eşlik söz konusu arkadaşlar. Tamam, bu bunun simetriği şu anda ama birbirinin eşi aslında bunlar değil mi? Şöyle katlamada şöyle tuttuğumuz zaman birbirinin eşi. Katlamada el biraz farklı bir örnek oldu ama üçgenlerde aynı üçgen. Çünkü kenarlar üst üste oturuyor, açılar üst üste oturuyor. İşte bunlar, tekrar söylüyorum. İki eş yapıyı kullanma. Bunlar eş yapı zaten adı üstünde. Döndürme soruları eş yapıdır. Ya da katlama soruları da eş yapıdır. Bu eş yapılarda açıların eşitlikleri çok önemli. Aynı zamanda ne çok önemli? Aynı zamanda şu da çok önemli arkadaşlar. Kenarların eşitliklerinin de eşit olması çok önemli. Geldik hadi sorumuza bakalım. Şimdi önceden şu üçgenimiz vardı arkadaşlar. Üçgenimi şöyle göstereyim. Bak önceden bu üçgen A köşesi etrafında döndürmüşüm. Arkadaş şu kenarı döndürürken hop şöyle döndürdüm. Kaç derece diyor sana? 32 derece döndür diyor. Hocam bu kenar buraya gelirken 32 derece döndü. Bunu maviyle göstereyim. Bak bu buraya geldi. Şu şuradayken hop şuraya geldi. 32 derece döndü. Yani burası kaç derece? 32. Aynı zamanda bak bu kenar da dönüyor şimdi. Hop şuraya geldi. Hocam burada da dönüş açısı bak burası 32. Dönüş açılarını yazmak da önemli burada tabii. Hatta hocam şu kenarda dönüp buraya geldi. Ama burada dönüş açısı var mı? Yok. Çünkü A köşesi etrafında dönmemiş bunlar. Tamam. Şimdi bunları yazdık. Yazdık mı yazdık. Tamam açıları yazdık. Başka bir açı yazamıyorum. Ha belki şunu yazabilirim. Şu B köşesindeki X açısı döndüğü zaman üçgen şöyle oldu ya. Kırmızı üçgen şuraya geldi ya. X köşesi buraya mı geldi? Evet. Buradaki açı X mi oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi ne yapacağız? Açıları yazdık. Sonuca ulaşamadıysan kenarların da eşitliğini göster. Şu üçgende arkadaşım şu kenar öbür üçgende bu kenara eşit değil mi? Evet. Çünkü şu açı burada, bu açı burada eş yapı. Bu açının karşısı çift çizgi ise burada da bu üçgen, bu açının karşısı çift çizgi. Aa, ne çıktı burada? İkizkenar. Yani burası da x olur kardeşim. Tepe açısı 32. X neye eşit olacak? 180-32 bölü 2'ye eşit olacak. Yani 148'i 2'ye böleceksin. 74 mi yapıyor? Evet. Ya da 2x artı 32 eşittir 180 de diyebilirdim buradan. 180'den 32 çıkarttığımız zaman kaç çıkıyor? 148 çıkıyor galiba değil mi? İşte hatası yapmayayım. 148'i de 2'ye bölsek 74 çıkıyor. Evet. Böylelikle x'i ne bulduk? 74 bulduk. Önemli. Yani burada size yeni nesil soruları da alıştıracağız. Öyle bedavadan sorular çözüp geçelim şeklinde de değil bunlar. Burada bu yeni nesil soruları da yavaş yavaş böyle alış. Ama dediğim biraz önce dedim aynı cümleleri tekrarlamak istemiyorum. Eş yapı sorularına dikkat et. Katlama, döndürme ya da aynı iki tane eş üçgeni farklı yerlerde kullanırlar. Açıların eşit olmasını kullan. Baktın soruyu yapamıyorsun. Kenarların eşit olmasını kullan. Büyük ihtimalle ikizkenarlık çıkar karşına. Tamam, örnek 15. Böylelikle 74 çıktı. Ve geldik açıortaylarını oluşturduğu açılara. Bu konuyu açıortay konusunda da anlatabilirdik aslında ama yeri gelmişken burada anlatalım. Burada arkadaşlar 3 tane durum var. 2 tane iç açıortayın kestiği yerdeki şuradaki açı alfa neye eşit biliyor musunuz? B köşesinden açıortay çıkmış, C köşesinden çıkmış, A'dan çıkmamış değil mi? Bak burada da 2 tane dış açıortay arasında kalan açı var. Üçgenleri de belirtelim bu arada. Bakın ABC üçgeninde 2 tane iç açıortay görüyorsun. Şöyle ABC üçgenini karalayayım. Daha net bir şekilde anla diye yapıyorum bunları. Üçgeni karaladım. Sonra öbürüne geldim. Burada da üçgeni karalıyorum şöyle. ABC üçgeninde C ve B'den çıkan dış açıortaylar varsa dış açıortaylar arasında kalan açı alfa olsun burada. Burada da arkadaşlar ABC üçgeninde bir iç açıortay bir de dış açıortay var. Üçgenin neresi? İşte tam olarak şurası. Şurası. Evet, şurasını gördük. Şurası olduğunda şimdi olayı anlatacağım size. Sabret, sabret, sabret. Bu üçgenleri belirtmek de çok önemli kardeşim. Şimdi dikkat edecek olursan hocam B'den ve C'den açıortay çıkmış. Açıortay çıkmayan yer A köşesi. İşte alfa neye eşittir biliyor musunuz? 90 artı A açısı bölü 2'ye eşittir. Formülde hep böyle açıortay olmayan yer var. Bak dikkat. Burada da B'den ve C'den dış açıortay çıkmış. Açıortay çıkmayan yer neresi? A köşesi. Alfa neye eşittir biliyor musun? 90 eksi A açısı bölü 2'ye eşittir. A açısı bölü 2 var. Bak burada da bir iç bir dış arasında kalan açı alfaysa, hocam burada da açıortay çıkmayan yer A açısı. Burada da alfa sadece ve sadece alfa, A açısı bölü 2'ye eşittir. Yani burası alfa iken burası ne yapıyor arkadaşım? 2 alfa yapıyor. Formülle gideceksen böyle yap. Formülle gideceksen. Tekrarlıyorum. 2 iç açıortay arasında olduğu zaman 90 artı A açısı bölü 2. 2 dış açıortay arasında kaldığı zaman 90 eksi A açısı bölü 2. 1 iç 1 dış arasında kaldığı zaman da sadece ve sadece A açısı bölü 2'ye eşit. Açıortaylar arasında kalan açı. Hocam ben formülü sevmiyorum. Şuradaki soruların hepsini sana formülsüz de yapacağım. Formülü bilen formülle yapsın. Formülsüz formülsüz de yapsın. Birinci yol formül. Burada A'dan ve C'den açıortay çıkmış. Açıortaya çıkmayan yer B açısı değil mi? Şurayı da 132 demiş. Buradaki 132 derece açıortaylar arasındaki açı neydi arkadaşlar? 90 artı açıortay çıkmayan yerdeki açının yarısına eşitti. Yani 90 artı B açısı bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Bizden de B açısı isteniyor. Attık öbür tarafa. Hocam 42 B açısı bölü 2'ye eşit oldu. B açısı da buradan neye eşit oldu? 84'e eşit oldu. Şimdi geldik ikinci yola. Bak mavi ile ikinci yolu belirliyorum. Hocam ben üçgende açıyı biliyorum. Burada şu açılara A A diyeyim. Buraya da B B diyeyim. Ben burada 2A artı 2B'yi bulursam X'i bulur muyum? Bulurum. Hocam burada bir üçgen var. Üçgende iç açılar toplamı A artı B. A artı B artı 132 eşittir 180 değil mi? A artı B buradan kaç gelir o zaman? 48 mi geldi? Evet. Sonra A artı B artı X. Pardon 2A artı 2B artı X de 180'e eşit değil mi? Evet. 2A artı 2B artı X de 180'e eşit olacak. A artı B 48 olduğundan dolayı o zaman 2A artı 2B 96 olur. 96'yı da öbür tarafa attığımızda 180 eksi 96'dan ne gelecektir? Cevap 84 gelecektir dostum. Evet, formüllü olan kırmızı, formülsüz olan bu. İster formülle yap, ister formülsüz yap. Ama bazı sorularda çok karışık sorularla da karşılaşabiliyoruz. Bazen şu formüllerde işimize yarıyor mu? Açıkçası yaradığı yerlerde var. Ama o da üçgende açıortayı işlediğimiz zaman bununla ilgili sorulara dalış yapacağız. Açıortayların kesim noktasını kullandığımız sorularda olacak özellikle. Şu anda karşılaşabilir misiniz? Karşılaşabilirsiniz ama yeri değil. MEP kitabında büyük ihtimalle öyle soru sorulmaz. Açıortay konusunda sorulur. Üçgende açıda şu anda öyle bir soru sorulmaması lazım arkadaşlar. O yüzden ben burada öyle karışık soruları da yazmadım, haberin olsun. Mesela buraya geldik. Şimdi burası kaç verilmiş? ADC açısı. Hocam burası 110 verilmiş. Sonra AEB açısı. Hocam burası 100 verilmiş. Benden ne isteniyor? BAC açısı. Şuradaki X açısı isteniyor. Hocam ne yapabiliriz burada? Eğer formülle gidecek olursan işi bak şey yaparsın. Direkt formül yok ki. Eğer şey verilmiş olsaydı, burada kaçı verilmiş olup burası sorulmuş olsaydı formülle yap. Ya da şuradaki açı verilip de buradaki açı sorulmuş olsaydı formülü yap. Ama bu sefer ne yapmış? Şuradaki açıları vermiş. O zaman ben burada tamamıyla üçgen bilgisini kullanacağım. Formülle çıkar mı? Çıkar. Mesela burası A diyecek olursan, hocam burası 90 artı A açısı bölü 2 dersin. Hocam burası da 90 artı A açısı bölü 2 dersin. Sonra bu dörtgen iç açıları toplamı 360'tan A'yı bulursun. Tamam, formülle dörtgene de bulaşıyoruz ama. Formülsüz yapacağım şimdi. Adam sana ne vermiş? 110 vermiş. Şurada da açıortaylar vermiş. Şunlara bir AA diyeyim, bunlara da bir BB diyeyim. Bak şimdi 110 var ya burada. Şu üçgenin dış açısı değil mi bu? Evet. Hocam bu üçgende iki tane açı yan yana. 2A ile B, dayanamam. Nedir burası? 2A artı B neye eşittir? 2A artı B bir dış açıya eşittir. Yani 110'a eşittir. Sonra hocam şuradaki üçgende de bak 100 beni bu üçgene yöneltti. 100 bu da dış açısı. Burada da A ile 2B var. A ile 2B yan yana. A artı 2B buradan 100'e mi eşit? Evet. Dolayısıyla burada 2 bilinmeyen 2 denklem geldi. Şunu eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsan A'ları yok edip B'yi bulabilirsin aslında. Ama bunu da yapmayalım. Çünkü neden? Benden BAC, bu X açısı isteniyor. 2A artı 2B'yi bulursam olay bitti. Bak burada taraf tarafa toplarsam 3A artı 3B'yi bulurum. 210. 3'e böldüğüm zaman da A artı B'yi 70 bulurum. BAC açısı isteniyor ya. 2A artı 2B artı X'in de ben ne olduğunu biliyorum? 180 derece olduğunu biliyorum. A artı B'de 70'ti zaten. A artı B yerine 70 yazarsan 2 artı 2B 140 çıkar. O zaman buradan böylelikle x'i kaç buluruz? 180 eksi 140 buluruz. Yani cevap böylelikle ne çıkacaktır? 40 çıkacaktır. Öyle her açıortay gördüğün soruda da atlama. Formüle atlama. Tamam mı dostum? Evet, örnek 17. 40 çıktı. Geldik örnek 18'e. A hocam formül. Birinci yol formülle yapıyorum. BAC açısını 42 derece vermiş. Hocam burası 42 derece ise eğer şuradaki alfa neye eşit olacaktır? 90 eksi A açısı bölü 2. Yani 42 bölü 2'ye eşit olacak. Bu da 90 eksi 21'den alfayı kaç buluruz arkadaşım? 69 buluruz. Cevap 69 çıktı. Peki formülsüz nasıl yapacağız? Bak dikkat. Şuralara ben AA, buralara ben BB diyecek olursam. Hocam burada iç açı var. Burası 180-2A, burası da 180-2B deyip iç açılar toplamından gidebilirsin. Ya da şuradaki üçgende dış açı, dış açı. Bunun da dış açısını yazsam, dış açılar toplamından gitsem daha mantıklı değil mi? Evet. Burası 138, 180'e tamamlayan açısı. Yani sen ikinci yol diye buraya yazayım. İkinci yol maviyle yaptığım yol. Burası 2A artı 2B artı 138'in 360 olduğunu biliyorsun. Buradan 2A artı 2B'yi kaç bulursun? 360'dan 138 çıkarsak. 360 eksi 138, bu işlem hatası yapmayayım da. 22, 222 yapıyor galiba. 222 yaptı. Böylelikle A artı B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 111 bulduk. A artı B 111 ise şuraya bakacak olursan A artı B artı alfa da 180'e eşit değil mi? Evet. Buradan da A artı B 111 ise alfa da 180 eksi 111'den kaç çıkacaktır? 69 çıkacaktır. Bak birinci yolda da 69 çıktı. İkinci yolda da 69 çıktı. Yani ister birinci yoldan yap, ister ikinci yoldan yap. İster formül bil, ister bilme. Bu şekilde formülle de yapılabilen sorular var. Ama formülsüzle de yapabileceğin sorular kesinlikle var mı? Var dostum. Evet, örnek 18-69 geldik örnek 19'a. Şimdi BDC açısını 38 vermiş. Bak şimdi arkadaşım. Dikkat edersen hocam şuradaki üçgende, bak dikkat et. Şuradaki üçgende ne var? Bir iç açıortay var, bir de dış açıortay var. Hocam iç açıortay var, bir de dış açıortay varsa formülü uygulayabiliriz. Direktman neydi? Hocam burası alfa ise burası 2 alfaydı. Yani birinci yoldan biz BAC açısını kaç derece buluruz kardeşim? Direktman hocam 2 çarpı 38'den burayı kaç derece buluruz? 64 derece buluruz. Pardon, 74 derece buluruz. Birinci yol bu. İkinci yol ne diyelim? Şunlara bir x x diyelim. Hocam şunlara y y demeden önce şuradaki üçgene bakar mısın? İki açı yan yana geldi. İki iç açının toplamı bir dış açı olmaz mı? Dayanamam. İkisinin toplamını bir dış açı yazarım. X artı 38 yaptı burası. Hocam burası da x artı 38 yaptı. Şimdi sen şuradaki üçgene bakacak olursan. Bak şuradaki üçgende. Hocam buradaki üçgende de şu alfa isteniliyor bizden. Burada alfa ile 2x'in toplamı buraya eşit değil mi? Alfa artı 2x eşittir 2x artı 74 yaptı. Değil mi? Çünkü bunların toplamı 2x artı 74. O zaman buradan ne geldi kardeşim? 2x'ler nana yoldu. Alfa da böylelikle 74 yaptı. İşte ispatı bu. Yani sen ister formülle git, ister formülsüz git. Dediğim gibi ilerleyen zamanda bunların bir de açıortayların kesim noktasıyla alakalı sorular falan filan var. Onları da ileride göstereceğiz. Daha karışık sorular da karşımıza çıkıyor tabii ki. Evet, geldik şuraya. Neredeyiz? Buradayız. Şimdi gençler bir özellik vereyim size. Bizim olmazsa olmazımız ikizkenar üçgende kullanıyoruz. Ek çizim dediğimiz yöntemlerden biridir. İkizkenar üçgende tabana ait yükseklik hem açıortaydır hem de kenarortaydır. Bak. Şimdi ben sana bir şey çizeyim buraya. Şuraya çizeyim. Şöyle çizeyim. Hop, şöyle ikizkenar çizeyim. Bak şimdi. ABC üçgeninde şu bizim yükseklikse eğer H, şu ikizkenar üçgense eğer bak 1 AB ile AC'nin eşit olması. Dikkat, bunu çok fazla kullanacağız. 2. AH'ın yükseklik olması. AH'ın yükseklik olması. Sonra 3. AH'ın ne olması? Kenarortay olması. Sonra 4. AH'ın açıortay olması. Bu 4 özellikten en az ikisi sağlanırsa Diğerleri de sağlanır. Ek çizim yöntemlerinden biridir. Diğerleri de sağlanır. Bunu unutma. Hatta burada şunu diyoruz. Daki diyenler de var. Bak daki. Daki. Niye daki? Ya da yaki diyorlar. Diklik yerine yükseklik yazıyorlar böyle. Daki. Bu diklik. Bu açıortaylık. Bu kenarortaylık. Bu da ikizkenarlık. Evet. Bu dakideki 4 özellikten en az ikisi sağlanıyorsa diğerleri de sağlanır. Mesela ikizkenar üçgen verilmiş. Hocam bir de kenarortay verilmiş. Şöyle. Hocam yüksekliği koyarız, açıortay olur. Ya da ikizkenar üçgen verilmiş. Hocam yükseklik verilmiş. Kenarortaylığı koyarsın, açıortaylığı koyarsın. Ya da en fazla karşımıza çıkan şu ikisini yazıyorum bak. Hocam yükseklik aynı zamanda açıortay. Bak bu çok karşımıza çıkar. Hem yükseklik hem de açıortay. İki özellik sağlanmış yani. Dakideki hem diklik hem de açıortaylık sağlanmış. O zaman kenarortaylık ve ikizkenarlık da sağlanır deyip eksik parçaları tamamlayacaksın. Ya da şu çok fazla karşımıza çıkar. Bak en fazla, özellikle en fazla karşımıza çıkan. Hem dik hem de kenarortay olması. Yani yüksekliğin aynı zamanda kenarortay olması. Dakideki diklik ve kenarortaylık sağlanmışsa diğer eksik parçaları tamamlarız. Bu bizim için çok önemli diyebiliriz. Özellikle ek çizim dediğimiz yerlerde. Şimdi biz geometride kafamıza göre ek çizim yapamıyoruz. Öyle kafana göre ek çizim yapmak kesinlikle ama kesinlikle yasak. Ek çizim yöntemlerinden biri şurada verdiğim bir şey. Biri bu ikizkenarlık. Biri de biraz sonra göreceğiz. Muhteşem üçlü arkadaşım. Bu, lütfen buna dikkat et. Özellikle ve özellikle yüksekliğe ayrı bir gözle bak. Ha böyle şaşın bakacaksın. Nasıl bakacaksan bak. Yüksekliğe ayrı bir gözle bak. Yükseklik senin en önemli kavramlarından biri olsun. Yüksekliğin yanında bir açıortaylık varsa ikizkenar gelmeli aklına. Yüksekliğin yanında kenarortaylık varsa ikizkenarlık gelecek aklına. İlla üçgende olmak zorunda değil. Bu şu şekilde de olabilir. Hocam dik tabanı iki eş parçaya bölmüşse bile aklına ikizkenar gelecek. Ya nasıldı? Yüksekliğin kollarında böyle ikizkenar oluyordu ya. Şöyle ikizkenar tamamlaması yapacağın sorular da olacak kardeşim. Ya da soru çok karışık gelebilir. Mesela şöyle bir şey geldi. Bak 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 olaya bak şimdi. Bak 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 olaya bak bak bak. İyi dinle. Şöyle bir şey geldi mesela. Soru senin için belki çok karışık gelebilir. Ama sen artık bakış açından dolayı yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorsun. Hocam şuradaki yüksekliğe ayrı bir gözle baktığım zaman bu yükseklik aynı zamanda açıortay. Aklına ne gelecek? İkizkenar. Aklına gelen başına gelsin inşallah bu geometride tabi. Hocam yüksekliğin kollarında ikizkenar yapacağım. Şu ikizkenar tamamlamasını yapabileceğin sorular da olacak. İkizkenarı tamamladın, tabanını da iki eş parçaya böler diyeceksin. Bunu sakın ama sakın unutma. Belki de bu zamana kadar söylediğim en önemli şeylerden biri bu diyebiliriz. Ek çizim yöntemlerinden biridir. Ama dediğim gibi kafanıza göre geometride ek çizim yok. Doğruda açıda falan yapıyorsunuz. Ne yapıyorsun? Paralel doğruları uzatıyorsun. Doğrudan açının ek çizimi oydu zaten. Ya paralel doğruları uzatacaksın ya da sivrilen yerden paralel çizeceksin. Ama doğru açılardan sonra üçgende açılarda falan vay şunu uzatayım, vay şöyle yapayım, vay böyle yapayım. Yok. Varsa ikizkenar ikizkenar yapacaksın. Ha bir de şu olabilir tabii. Atıyorum şöyle üçgen yok. Üçgen yok. Şuradaki açı 60 derece, şunlar eşit. Hocam eşkenar oluşturmak için, çünkü şunu birleştirdiğin zaman eşkenar oluşuyor. Eşkenar oluşturmak için şu çizgiyi çizebildiğin durumlar da oluyor. Ek çizim yöntemlerinden biri de budur zaten. Tamam. Bunun yanında ne var? İkizkenarlık ek çizimi de cepte. Bunu da sakın ama sakın unutma. Ne zaman? Bu 4 özellikten ikisi. Özellikle şu cümleme dikkat et. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorsun. En fazla karşımıza çıkan bu. Yükseklik aynı zamanda açıortaysa ya da yükseklik aynı zamanda kenarortaysa aklına gelen başına gelsin. Aklına ikizkenar geliyor ya, başına gelsin. Unutma dediğimi. Geldik ikinci özelliğe. İkinci özellikte muhteşem üçlü. Bu da ek çizim yöntemlerinden biridir. Ek çizim yöntemlerinden biridir. Buna da ne diyoruz? Muhteşem üçlü diyeceğiz. Muhteşem üçlü dediğimiz nedir? 90 dereceden çizilen kenarortay hipotenüsün yarısına eşittir. Yani 90'dan kenarortay çizdiğin zaman eşit eşitken burası da eşit oluyor. Özellikle bunu ne zaman çizeceğiz arkadaşlar? 90 dereceli sorularda. 90 dereceli sorularda. Bak bunlar özel durumlardır. Buna dikkat et. 90'ın karşısında eşitlik varsa. Eşitlik varsa muhteşem üçlü çizilir. Ama bu ne zaman? Öyle her 90 gördüğünde çizmeyeceksin. Önce verilen bilgileri kullanacaksın. Baktın çözüm gelmiyor ya da alakası yerde bir eşitlik var. O zaman ne yapacaksın? Ben bir ek çizim çizmeliyim. Ek çizim için Kenan Hoca sana ne öğretti? 1. İkizkenarı öğrettim. 2. Muhteşem üçlüyü öğrettim şimdilik. Bir de orta taban var da onu da benzerlikten önce veremiyorum maalesef. Normal TYT, AYT'de orta tabanını da veriyorum. Ama burada veremiyorum maalesef. Orta tabanla da ilgili soru çıkmaması lazım aslında şu an karşınıza. Şimdi 90 dereceli sorularda 90'ın karşısında eşitlik varsa ya da 90 dereceli sorularda 1/2 oran varsa. Bu oran açıda da olabilir, kenarda da olabilir. Baktın soruyu çözemiyorsun. Ha, ek çizim hissiyatı aklına geldi. 90'lı soruda 1/2 oran varsa da ya açıda ya da kenarda yine muhteşem üçlü çizebilirsin arkadaşım. Çizdikten sonra da sonuca büyük ihtimalle ulaşacaksın. Tamam. Şurada anlattığım kısımlar gerçekten ama gerçekten çok önemliydi. Şuraya 5 yıldız koyuyorum. Hem ikizkenarlıktaki şuradaki daki ya da yaki ya da yüksekliğe ayrı bir gözle bakmak daha önemli burada. Ya da burada muhteşem üçlü olayı senin için en önemli yerlerden biri. Buraya da bunlarla ilgili soru yazdım tabii ki. Mesela soruya baktın. Bak adam sana ne demiş? Hocam ADB açısını 40 derece vermiş. 40 90'sa diğer açısı 50 derece dedin. Başka bir yer yapamıyorsun. Başka bir şey yapamıyorsun. Ne yapacaksın? Şuraya bakacaksın. Bak yükseklik var burada. Yüksekliğe ayrı bir gözle baktın. Hocam yükseklik aynı zamanda kenarortay. Aklına ne geldi? Evet. Aklına ikizkenar geldi. Aklına gelen başına gelsin. Yüksekliğin kollarında böyle ikizkenar oluyor ya. Hocam şuradan şöyle hop şunu çizince ikizkenar üçgen çıktı burada. Yani 40'sa burası da 40. Aa hocam iki tane açı yan yana gördüm. Dayanamam. Bir dış açıya eşit. 80'e eşit. Aa burası da ikizkenar. 80'se burası da 80. 80 80 160'tan burayı kaç buluruz? 20. Bizden de BAD açısı isteniyor. Cevap 20 derece yaptı arkadaşım. Geldik bir sonraki soruya. Hocam bak soruda hiçbir açı yazamıyorsun. Gördün mü? Ve alakasız yerde bir eşitlik var. Büyük ihtimalle ek çizim. Aa ek çizim dedik. Öyle dik tabanı iki eşit falan bölmemiş. Bak sakın şunu yapma. Hocam şuradan şöyle üçgene tamamlasan falan ya da şuradan şöyle üçgen yapsan falan olmaz. Ha şurası 90 derece olmuş olsaydı evet dik tabanı iki eş parçaya böldüğünden aklına ikizkenar gelebilirdi. Ama burası 90 derece olmadığından şöyle üçgene tamamlayayım falan filan bunlar hikaye, böyle bir şey yok. Geometride öyle kafana göre bir şey çizemezsin. Ha çizdiğin zaman özel bir durumun oluşması lazım. Çizdiğin zaman özel bir durum oluşmadıysa eğer o bilgiyi sil. Çizdiğin zaman da özel durumlar bu verdiğim ikizkenar tekniklerinde oluşur. İkizkenar derken ek çizim tekniklerinde oluşur zaten. Ya ikizkenar çıkar ya da muhteşem üçlü çıkar. Sen soruya baktın. Alakasız yerde eşitlik var. Verilen bilgileri de kullanamıyorsun. O zaman ek çizim. 90 derecede varsa ne yapacaksın? Muhteşem üçlü. 90'ın karşısında eşitlik var. O zaman 90'dan çizilir muhteşem üçlü. Hop çizdim buraya. Bak çizdin. Kenar ortayı eşit eşitken yazdın mı? Yazdın. Bak önceden alakasız olan çift çizgi çift çizgi çift çizgiler. Şimdi eşitliği yazınca aa burada ikizkenara dönüştü bu soru. İkizkenarlı üçgenlerde böyle küçük dar açıdan başlıyorduk değil mi? Şuraya AA dersem. Hocam taban açısına değer vermek çok önemli. İki iç açının toplamı bir dış açı, hemen dayanamam. 2A yazarım. İkizkenarlıktan dolayı 2A ise burası da 2A. A 2A büyük dik üçgenin şeyi. Hatta 78'i kullanmamız lazım. 78 de şuradaki üçgenin dış açısı değil mi? Evet, sakın 2A 2A 78'e eşit demeyin. 2A ile 2A olsa A artı 78'e eşittir. Ya da büyük üçgende 2A ile A'nın toplamı 78'e eşittir. 2A artı A eşittir 78. Yani 3A eşittir 78 ise A buradan 78/3 çıkar. 78'i 3'e böl bakayım. Buradan 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. 26 geliyor. A'yı buradan 26 bulduk. Evet, A 26 ise 2A kaç çıkar? 52. Arkadaşım bu büyük dik üçgenin elemanı X. Büyük dik üçgene bakacağım. X ile de 54'ün toplamı 90 mı olacak? Evet, dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 dereceydi. X artı 54 eşittir 90 derece olacağından x'i de böylelikle kaç buluruz? 36 derece olarak buluruz. Evet, örnek 21 böylelikle 36 geldi mi? Geldi. Ek çizimsiz. Buradaki ek çizim olmadan bu soruyu yapabilir misin? İmkanı yok. O yüzden verilen bilgileri kullanmaya başladın, çalıştın. Baktın bilgiyi kullanamıyorsun. Ek çizim aklına gelecek. Ya ikizkenar ya muhteşem üçlü. Şimdilik böyle. İleride sana orta tabanını da anlattığımda ek çizimler arasında orta tabanını da alacaksın. Ha 60'ın kollarında da böyle eşitlik varsa eşkenar üçgeni de oluşturacaksın tabii. Hani şuradan şu çizgiyi çizeceksin, tamam. Geldik buraya. Şurası Ali Bey uzunluğuna K dersem 2K, DC uzunluğu 2K oldu. Evet, DC uzunluğu 2K iken Ali Bey uzunluğu K verilmiş ve burası 45 verilmiş. Arkadaş şu verilen bilgilerden hiçbir şekilde açım açı bir şey yazamıyorsun. Ve benden ne isteniyor? ACD açısı isteniyor. Şuradaki açı isteniyor. Hiçbir şekilde açı yazamıyorsun. Verilen bilgileri kullanamıyorsun. Geometri verilen bilgileri kullanabilme işidir. Sen buradaki verilen bilgiyi K ile 2K arasında bir ilişki kurman lazım. Demek ki bir şey çizmen lazım. O bir şey nedir? Şimdiye kadar iki şey öğrendik. Ya ikizkenar, öyle dik yükseklik var mı burada? Yok. Yani yükseklik tabanı iki eş parçaya bölünmemiş. Yükseklik açıortay değil. Ama 90 derece var. Ha 90'lık varsa aklımıza ne gelecekti? Muhteşem. Özellikle 90'lı sorularda 90'ın karşısında eşitlik varsa ya da 90'lı sorularda 1/2 oran varsa da muhteşem üçlüyü kullan. Var mı? Var. Kenarlarda var. 2K iken K. O zaman muhteşem üçlüyü kullanalım. 90'dan bir muhteşem üçlü çizdim kardeşim. Hocam şurası eşit, burası eşitken burası da eşit olacak. Tamam 2K ya, burası K, burası K iken burası da K oldu. K dediğimiz çift çizgi, bak burası da çift çizgi. Aa önceden 2K ile K alakasızdı. Şimdi ek çizimi yapınca ilgi alaka çıktı mı? Çıktı. Ne çıktı burada? İkizkenar çıktı. Bunu kullanacağım. O zaman bu ikizkenar taban açısına alfa dersem burası da alfa mı? İkizkenardan dolayı alfa. Ya da benden şurası isteniyor ya, şuraya yoğunlaşayım. Buraya alfa dersem alfa isteniyor benden. Hocam ikizkenardan dolayı alfa ise burası da alfa. İki iç açının toplamı bir dış açı. İki açıyı görünce ben dayanamıyorum. Sen de dayanama lütfen. İki iç açı bir dış açı. Hop iki alfayı yazdım. Hocam ikizkenarlık çıktı burada. Taban açıları birbirine eşit. Şu ikizkenarın tabanı burası ya. O zaman 2 alfaysa burası da 2 alfa. Sonra burada da ben dayanamam. Bak iki tane açı yan yana geldi. İki iç açının toplamı bir dış açı. 2 alfa artı 45 yaptı burada. Hocam büyük üçgen var burada. Büyük üçgende şu açıyla şu açının toplamı 90 değil mi? Ya da ikizkenardan buraya da 2 alfa artı 45 yazıp iç açılar toplamı 180 diyebilirsin. Ama dik üçgenden fark ettik olayı zaten biz. 2 alfa var. 2 alfa artı 45 var. Alfa var ve 90 var. Yani 2 alfa artı 45 ile alfanın toplamının ne olması lazım? 90. Bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derece. Yani şu açıyla şu açının toplamı 90 derece olacak. 3 alfa buradan 45'e eşit oldu. Çünkü 90 eksi 45'ten. Alfayı da böylelikle 45/3'ten kaç buluruz? 15 diye buluruz. Yani cevap ne çıktı arkadaşım? 15 çıktı. Güzel bir şey mi? Evet, bizden alfa isteniyordu. O zaman cevaben de ne çıktı? 15 çıktı. Güzel bir soru mu? Gerçekten güzel bir soru. Ama böyle sorularla da karşılaşacaksınız. Öğretmeniniz bunlardan bahseder bahsetmez bilmiyorum. Şu ek çizimle ilgili sorular belki kitabınızda soru bankası kitabında falan karşılaşabilirsiniz. Ama inanın önümüzdeki sene 10. sınıfta falan bunlarla çok karşılaşacaksınız. O yüzden şimdi öğrenin. Öğretmeniniz size anlatmasa bile buradaki ek çizim muhteşem üçlü, muhteşem üçlü ve ikizkenarlık bizim için çok önemli. Benzerliğe geldiğimiz zaman da orta tabanı anlatacağım sana. O da önemli. Bu dediğimi unutma. Bitirdik mi arkadaşlar? Evet, üçgende açı bitti. Üçgende açıyı bitirdik. Sırada ne var? Sırada açıkenar bağıntıları var ama araya ben şey koyacağım. Bu arada Mert Hoca da bunlarla ilgili soru çözer büyük ihtimalle. Ben de yine aynı zamanda açıkenara geçmeden önce sizin için bir kitaptan, herhangi bir kitaptan, çok güzel bir kitaptan böyle sorular seçip güzel sorularla karşınıza geleceğim böyle. Güzel sorular, eski tarz sorular da olacak, yeni nesil sorular da olacak, haberin olsun. Onlara da seni alıştıracağım. Yani tam anlamıyla her şeyi öğrenip öyle yola devam edeceğiz. Çok güzel işler yapacağız. Hadi bakalım, sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.